bir talihsiz bir kazayla anne babamı kaybettim 14 yaşında. Sonra okul hayatım biraz dağıldı. Fakat derken bilardo benim kurtarıcım oldu. Neden derseniz... yaşında ben İstanbul şampiyonu oldum. Fakat hala ne yaptığımı bilmiyordum. Çok çalışan kazanır abi. Kazanır. İşte oyunu çok çalışan kazanır abi. Hani yetenekliyim ben falan filan, imkanlarım var falan, öyle değil. Yani ben kariyerimin, başarımın kenarına şu kelimeyi koymayı çok seviyorum. Rağmen. Her şeye rağmen. Çünkü hani bir destek verseler var ya, öyle bir şey değil o. Destekle falan olmuyor yani. İnsan önce isteyecek. Hayalinin peşinden gidecek. Hakikaten gönül koydum. Ben bu işte en iyi ne olacaksa oraya kadar gideceğim dedim. Şimdi işte öyle bir hale geldi ki benim kariyerimin belli bir dönemi yurt dışına yöneticilerle gidiyorsunuz. Değil mi? Ben yönetici diyorum, onlar kendileri bir isim türetmiş, yönetici diyor. Ve bu insanlar size destek olması gerekirken bilakis moralinizi bozabiliyor. Bizle gelen yönetici arkadaşlara ben bilardoyu anlattım. Anlatıyorum. Bu arkadaş mesela bizle geldi yurt dışına ama bütçe daire başkanı. Düşünün, sporlara mesela şey veriyor yani, ödenek veriyor. Semitçim dedi. Bu dedi bilardocular dedi. Ne kadar dedi eğlenceli insanlarmış dedi. Geçen gün dedi judocular geldi dedi. Meymunetsiz herifler, vermedim bütçe dedi. Bütçe vermeme sebebine bak. Bu bizim gerçeklerimiz yani, bunu yaşıyoruz biz. Dolayısıyla rağmen kelimesini onun için başta koydum. Çünkü bunları yaşayarak bir taraftan kariyer yapıyorsun. Vallahi ikiye katlardım kariyerimi. Billahi katlardım. Çünkü bu arkadaşlar yarın bir gün sen bütün imkanlarında şampiyon olduğunda seni bahana götürüyor. Böyle biraz şekilliydi bu oğlan. Böyle bir şey yapamadık biz bunu. Bir adam ettik. Kamptan sonra böyle bir başarı kazandık diyor. Böyle bir adamdan büyük sporcu olmaz. Ez büyük sporcu yetiştireceğiz. Olmaz. Ben ezilmedim. Pusula sevmek. Çünkü insan sevdiği şeyi güzel yapıyor. İyi yapıyor. Her şeye rağmen devam ediyor işte. Yaşlanmamanın ve bir konuda başarılı olmanın, hayatta başarılı olmanın bence en önemli şeylerinden bir tanesi öğrenmeye aç olmak. Başarının tek sırrı bence budur. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sağ olun.